Efendim Vav TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta hadis ikliminde 11 ayın sultanı Ramazan ayında cömert olmayı, sadakayı, daha çok iyilik ve hayır yapmayı ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri eşliğinde sadaka çeşitlerini ve hangi sadakanın daha çok tavsiye edildiğini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlara vesile olsun. Allah razı olsun, olsun hocam. Sağ İnşallah olun, iyiliğe vesile olur efendim. İnşallah. Hocam vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Hadis-i şeriflerimizde 1225 nolu hadis-i şerifte İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu anlarda Ramazan'da Cebrail'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Hazreti Peygamber'le buluşur, karşılıklı Kur'an-ı Kerim okurlardı. Hı. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'le buluştuğunda esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranırdı. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Her hadis-i şerif bizim için projektör gibi önümüzü aydınlatan, ne yapacağımızı gösteren, neyi ne zaman yaparsak daha çok sevap kazanacağımızı gösteren <laughs> Cenab-ı Allah'ın lütfu Efendimizin de bize bir iyiliği himmetidir. El hadyu hadyu Muhammed. Yol Hazreti Muhammed'in yoludur. Mevsiminde veya zamanında yapılan iş, iyilik ve ibadetin değeri iki sebepten dolayı art, fazladır. Abdülhamit Bey her toprak kendisine atılan tohumu yeşertir. Ama A toprak 1'e 5 verir. B toprak 1'e 10 verir. C toprak 1'e 100, 1'e 700, 1'e 1000 verir. Tohum aynı ama toprağın verimi farklıdır. <laughs> Bizim dinimizde zamanın, ayların, günlerin, saatlerin hayırsızı, uğursuzu, kötü olanı yoktur. Ama manevi açıdan verimli ve bereketli olmak, feyizli olmak, kula sevap kazandırma açısından üstün olanı, faziletli olanı vardır. Demek ki bir yapılan işin kendisi iyi olacak, bir de ne zaman yapıldığı da önemli olacak. Birincisi yapılan yapılanın iyilik ve ibadet olması, ikincisi tam zamanında veya daha feyizli zamanda yapılmış olması. Bu açıdan Efendimiz zaten cömertti. Senenin bütün aylarında, ömrünün tamamında bir şey istenip de var ise hayır demesi hiç mümkün olmadığı gibi Abdülhamit Bey. Evet. Eğer yok ise de etraftakilerden yardım isteyerek bu kardeşinizin ihtiyacını giderin dediğini geçen sohbetlerimizde, programlarımızda arz etmiştik. Sadece kendisinde olanı değil, başkasında olanların da ihtiyaç sahibine aktarılmasını isteyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ama Ramazan'da diyor, <laughs> daha cömert olurdu, bir de engel tanımayan bir rüzgar gibi deyince hakikaten Rüzgar ılımlı veya yavaş eserse en küçük bir ağaç, bir tahta, bir e, e, saç parçası onu keser. Rüzgar çok kararlı eserse onları bile yıkar gider. Efendimizin cömertlikte hızla esen bir rüzgara benzetilmesi nefis önüne bir şey getirdiği zaman aşar. Şeytan vesvese verebilir. Hele dur, hele sonra verirsin ileride verirsin vesaire gibi. Efendimiz'e yaklaşmasının ihtimali milyonda birse bizde yaklaşması yüzde yirmi beş, yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli herkese göre değişir. Demek ki biz cömertlikte öyle kararlı olmalıyız ki fırtına gibi önümüze çıkacak nefis ve şeytan engellerini yıkarak devam edebilmeliyiz i̇bn Abbas, Efendimizin cömertliğindeki bu artışı enkel tanımayan ve hızla esen rüzgara benzetiyor demiştik. Sebebi de bu. Resul-i Ekrem Efendimizin Ramazan ayında artan cömertliğinin iki ana sebebi olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Birisi Cebrail Aleyhisselam ile karşılaşmak. Bu ne demek bize işaret? İyi insanlarla arkadaşlık yapar, karşılaşırsanız ibadet duygunuz artar kötü insanlarla arkadaşlık yapar da karşılaşırsanız günah duygularınız artar. Bir e, ortaokulda din dersine girerken kulakları çınlasın. Müdür bey demişti ki, hocam sizin işiniz kolay. Bir yere varsanız zaman hoca geliyor kaldırın şunları derler. Günah varsa da kaldırırlar. Biz vardığımız zaman Ahmet geldi, Mehmet geldi getirin de şunları yapalım diye bir de yoksa bile günahı davet ediyorlar. Bizim işimiz zor demişti. Demek ki Cebrail ile karşılaştığında cömertliği artması demek siz de iyi insanlarla karşılaşırsanız, hayır hasenat yapılan toplantılarda bulunursanız, sizin bulunduğunuz yerde bir yere hayır daveti yapılırsa cömertliğinizi artırın. Birinci bu. İkincisi Cebrail Aleyhisselam ile Kur'an'ı mukabele ediyor olmaları. Hmm. Daha çok okumanın özel adı mukabele. Bir de mukabelenin yani özelliği ne? Karşılıklı okuma. Burada bir otokontrol sistemi var. Dikkat lütfedilirse mukabele okuyanların ezbere okuması tavsiye edilir. Böylece hafızlık müessesesini geliştirmek isteniyor. Takip edenlerin yüzüne takip etmeleri tavsiye edilir. Çünkü... Ee, kişi bakın Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiğimiz halde bile yüzüne okursak sevabımız daha çok artar. Ben deniz ya ezbere biliyorsam daha bir de yüzüne bakmanın niye artırıyor diye düşündüm. Bir, Kur'an-ı Kerim'e bakmak bile sevap. İki, benim dilim bir harekeyi yanlış yerleştirmiş olabilir. Yüzüne bakarsam Aa bak benim dilimdeki şöyleydi halbuki buradaki böyleymiş diye yanlışı düzeltmeye, yanlışı düzeltmeye sebep olur. Böyle itiraz dikkat etsinler. Birçok insanların kelimeleri telaffuz ederken bir kısım yanlışları dillerine yerleştiğini göreceklerdir. Mukabele ta Efendimiz'den bugüne kadar gelen çok önemli bir sünnet-i seniyedir. Kur'an-ı Kerim'in otokontrolüdür ve elhamdülillah ki şimdi de bu gittikçe yaygınlaşmıştır. Bir de Erzurumlulara özel selam göndereyim. Bin bir hatim diye başlattılar. Şimdi çok daha yüz bir bin hatimler, yüz bin hatimler yapılmaya başlandı. Ha bu şu demek değil. Ya Kur'an-ı Kerim'i yüz bin kere hatmedersek başka bir şey yapmamıza gerek yok gibi bir yanlışa düşmeyelim ama bunlar artı faaliyetlerdir. Fevkalade faaliyetlerdir. Sevap kazandıran işlerdir. Ama şartımız şu ki namaz, oruç, hac zekat gibi farzlar terk edilmeyecek. İçki, kumar, zina, alkol gibi, faiz gibi haramlara girilmeyecek. O zaman bu faaliyetlerimiz Allah katında çok büyük mükafatlarla bize dönecektir. Cebrail ile karşılaşması ve Kur'an okuması peygamberimizin cömertliğini artırıyormuş. Biz de bu ayda Kur'an'ı çok okuyalım, insanlarla arkadaşlık yapalım. Bizde de, de bu artsın. Evet. Son 10 günde e, dini gayretlerini artırması Efendimizin de Kadir Gecesini iyi değerlendirme hedefine yöneliktir. Eyvallah. Bir başka hadis-i şerifimiz 91 Noğlu hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu güçlü kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, cimriliğin üzerinde fakir düşmekte endişe etmekteyken, daha büyük zengin olmayı düşlerken verdiğin sadaka'nın sevabı daha büyüktür. Verdiğin sadaka'nın sevabı daha büyüktür. Bu işi can boğaza gelip de falana şu kadar, filana bu kadar demeye bırakma. Zaten o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur en azından senin olmaktan çıkmıştır. Evet. Ha mira, mirasçılar bölüşecek veya sen diyorsun ki falan yere de bir cami yapın, falan yere de bir çeşme getirin, vasiyetlerde de bulunabilirsin Şimdi notları arz etmeye çalışıyorum. Buyurun. Sevaptan başka herhangi bir karşılık beklenmeden, sırf iyilik niyetiyle yapılan hayır çeşitlerinin dinimizdeki ortak adı sadakadır. Yani Allah için yapılan her iyi her iş bir şey sadaka efendim, olarak kabul Ancak sadaka deyince çarşıda pazarda fakir fukara'ya tutuşturulan birkaç şeyden ibaret zannetmeyelim. Bunu özür dilerim. Evet 91. hadis. Evet 91. hadis. Peki burada efendimiz Faziletli olan hepsi sadaka ama faziletli sanki genç iken hala zengin olma ümidin varken, verince fakir olma korkun varken yapabildiğin hayır çok önemlidir. Aksi nedir? Artık mal seni terk etmiş. Yani şeytanla mücadelenin zirvesindeyken yaptığın sadaka. O makbuldur. Yoksa Artık can boğaza gelip de ölümle mücadeleye başlarken artık mal seni zaten terk etmiş. Hatırlarsanız tevbeyi tarif ederken günah işleyebilme imkanı olduğu halde günahı terk etmeye tevbe denir denilmişti. Öyle bir hale gelmiş ki daha o günahı yapamaz olmuş. Ben bundan sonra bu günahı yapmayacağım demesine tevbe denmez. Doktor demiş ki bundan sonra alkol alırsan ölürsün demiş. Ha öyleyse <laughs> bundan sonra ben alkol almayacağım. Tevbe ettim beni affet. Hayır. Sen günahı yapamaz hale geldin. Ona tevbe denmez. Aynen onun gibi artık ıı, tasatlık etmesen de mal senden çıkmış. Ölümle boğaz boğaza burun buruna gelmişin. Ondan sonra yapacağın hayırdan beklenen sevabı alamazsın diyor. Efendim bu belki benim notlarım niye sadakanın çeşitlerine girmiş Abdurrahman Bey? Çünkü de? burada... E, bir hadis daha mı var? Yani? Yok. Burada ha. şöyle bir durum var hocam. Ha. Sadaka denilince biz sadece mal olarak mı anlamalıyız? Yani burada güçlü kuvvetliyken diyor, zenginken diyor, efendime ha. söyleyeyim e, hani fakirlikten endişe etmekten korkarken diyor da bir yandan da notlarınızda şunu aktardınız. Allah için yapılan her Hı. iş sadakadır. Evet. Bu zaman o zaman şu soru akla geliyor. Yani sadakanın çeşitleri sadece ha, e, fakire mal verli, vermekle mi karşılanıyor yoksa onun haricinde farklı sadaka çeşitleri ha. de mi var? Bu şeyi açtığınız için Allah da sizin önünüzü açsın, Amin. zorluğunuzu kolaylaştırsın. Bundan sonra deriz ki evet çeşitleri var. Güler yüz sadakadır. Tatlı söz sadakadır. Aile mutluluğuna katkıda bulunmak Çocuklarını sevmek, eşine Allah razı olsun, Sultanım, ben senden çok memnunum, Allah seni bizim evimizden eksik etmesin demek var ya büyük sadakadır. Ben deniz konferanslarda diyorum ki eşinize bir ay bir ay süreyle Sultanım diye hitap edin, evinizin iklimi değişecektir. Sakın ola eşinizi ihmal etmeyiniz. Bilhassa hanım kardeşlerime söylüyorum, ne olur eşinizi ihmal etmeyiniz. Yoksa yuvanızda sıkıntılar yaşarsınız. Eşinizi memnun mutlu ettikçe sizin de mutluluğunuz artar. Siz de Allah katında ne olur yavaş yavaş söylediğime dikkat etsinler. Farz ve vacipten sonra en büyük sevabı eşinizi memnun etmekle kazanırsınız. Bazı hanım kardeşlerimiz Yatsı namazını da kıldıktan sonra eline tesbihi alıyor. Ben tesbih çekeceğim. Ben Kur'an okuyacağım. Kızım gündüz oku. Başka zaman oku. Bak kocanı ihmal etme. Zarar görürsün. Memnun edersen en büyük sadakayı vermiş olursun. Bu baba sözüdür. Hoca sözüdür. Değer verilmesi gereken bir sözdür. Bir takım beşeri duygu ve düşünceler Sosyal <laughs> ve iktisadi beklentiler, endişeler ve umutlar insanın iyilik yapmasını etkiler. Hmm. Vallahi ben de bir Kur'an kursu yaptırmak veya hiç olmazsa yarısını yaptırmak, hiç olmazsa bir caminin minberini yaptırmak istiyorum ama daha biraz boşlarım var. Oğlana araba almadık, kızın da evi yok. Niye bunları gözün önüne seriyor şeytan ve nefis? O hayrı engellemek için. Ama sen bu hadisi okudun ya, Efendimiz ne dedi? Bütün bu duygular canlı iken, verirsem azalır mı, vermezsem artar mı, zengin olur mu varken, verebildiğin sadaka en üstün sadakadır. Hele şu noktaya dikkatini istirham ediyorum izleyicilerimizin. Sadaka ve iyiliklerin önündeki en büyük engel fakir düşmek endişesiz. Evet bu hatta burada şimdi ayeti kerimeyi de açtım hocam ha. Bakara suresinin 268. ayet kelimesinde E şeytan estauzu fakra ve emrukum bil fahşa. Allahu ekber. Şeytan size fakirlik korkusu verir. Fakir olacağınızı vaat eder ve bir de kötülüklerle emreder. Çirkin şeyler yapmanızı emreder. He çirkin şeyleri de yapmanızı emreder. He bunun karşılığında Allahsa vallahu yuidukum magfireten minhu ve fadla. Yani Hı. Allah'sa kendinden bir bağışlanma ve lütuf sözüyle geri karşılık veriyor bunu. Efendim, bakın şu cümle benim için çok önemli. Fakir düşmeniz, onu da insana şeytan terk eder ayeti de okudunuz ya. Bırakın, bak bak bir şey arz ediyorum. Bırakın başkasına yardım etmeyi, bir hayır müessesesine katkıda bulunmayı, bir fakirin çocuğunu evlendirmeyi, başka fakirin çocuğunu sünnet ettirmeyi. İnsan öyle bir noktaya gelir ki para 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 derken kendisi de yiyemez olur Abdülhamit Bey. Yersem iflas ederim. Bu kadar masrafa gerek yok. Bir simitle bir çayla öğünü geçireyim filan demeye başlar. En ucuz eşyalarla geçinmeye çalışır. Halbuki sen milyonersin. Aman onlar dursun orada yoksa fakir olurum diye. Bu ise Cenab-ı Allah'ın zekatını vermeyen, Hayır hasenat yapmayan kullarına verdiği peşin bir cezadan ibarettir. Kendimizde hmm. Kendimiz de böyle bir duygu hissediyor isek hemen Cenab-ı Allah'a yönelip "Ya Rabbi beni va'fet, vermediklerimi de vereceğim." diye bir yola girmemiz lazım. Aksi halde şeytan bizi fakir düşmek, düşmekten o kadar korkutur, o kadar korkutur, o kadar korkutur ki değil başka yerlere ve hayır yerlerine yardım etmek kendi yiyeceğimizi içeceğimizi bile kıstırır. Fakirlik korkusuyla bizi zenginlik içinde fakir olarak yaşatır. Halkımızın ifadesiyle diyor benim son notum. Elin ermediği, gözün görmediği bir zamanda iyilik yapmaya kalkmak isabetli bir hareket değildir. Elin verirken, gözün görürken iyiliğini yap. Burada ne dedik? Bazıları, Abdülhamit Bey, Toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı bilirmiş de bölmeyi mirasçılarına bırakırmış. Kardeşim şu bölmeyi de sen hayatındayken yap. Şu evladı uyalime, şu kızıma, şu oğluma bunları ben mahrum bırakamam. Başkasının eline baktıramam. Ama şu da Allah yolunda harcanmak üzere. Şu farz olan zekatım, şu vacip olan sadakayı fıtrım, şu kurbanım, şu da nafile hayrım diye hayır müesseselerine öğrenci yetiştirmeye, bir kısım dini müesseselerin faaliyetini artırmaya, yurt içinde, yurt dışındaki ezan ve cami faaliyetlerine, Kur'an faaliyetlerine, deprem bölgesindeki kardeşlerimizin ihtiyacına, Lazzedeki kardeşlerimizin ihtiyacına, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ihtiyacına diye bir kısım fonlar ayırmamız gerekir. Efendim bazıları diyor ki Kefenin cebi yok. İşte ne verirsen elinle o gider seninle cümlesinin devamında kefenin. ben diyorum ki bir bakıma kefenin cebi yok. Bir bakıma da kefenin cebi var hem de çok büyük. Cami yaptırsan da o kefenin cebine giriyor. Çeşme yaptırsan da giriyor. Okul yaptırsan da giriyor. O kefenin cebi o kadar büyük ki ne kadar hayır yaparsan onu ahirete. Zaten insanın öldükten sonra öldükten sonra amelini kapatmayacak üç şeyden birisi de o sadakayı cariye. Allah razı olsun. Yani ha. sizin ha. hayattayken yaptığınız o hayırlı işler, hayratlar, camiler, işte Kur'an-ı Kerim talebelerine vermiş olduğunuz hayır hasenatlar ya da kendinizce daha farklı yapmış olduğunuz hayırlı işler, bunlar zaten kıyamete kadar e, siz öldükten sonra bile amel defterinize hasene, iyilik olarak yazılacak şeylerdir. Hemen arz edelim. İster o yaptığınız hayru hasenattan, bağdan, bahçeden, tarladan hayvanlar istifade etsin. Çocuklar istifade etsin. Çalan yesin, bulan yesin, fakir fukara yesin. Yine sizin hanenize sadaka olarak kaydedilecek. Evet. Bir başka hadis-i şerifimiz evet. hocam. 1241 nolu hadis-i şerif. Hı. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil yani la ilahe illallah demek bir sadaka, her tekbir bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadaka, kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların tamamının yerini tutar. Ama son cümleyi şöyle anlamayalım. Kuşluk vakti iki rekat namaz kılıyorsanız başka sadaka vermenize gerek yok. <laughs> Biz genelde sona Değil. diyoruz <laughs> ha, ona meylediliyor. ediliyor. Yani Abdülhamit Bey, hocam bedenle yapılacak ne kadar ibadet varsa söyle yapayım. Malıma dokunma, maldan bahsetme. Nafile oruç tutayım, nafile namaz kılayım ama paradan bak olmaz böyle bir şey. Verilecekler verilecek, yapılacaklar yapılacak. Ne dedi? Her bir eklemi için günde bir sadaka. Bir rivayette bir incelemeye göre 216, bir başkaya göre de 360, 360, sadaka borcumuz var her gün. E peki 360 tane birer lira versek 360 lira eder. Yani günlük 360 TL vermemiz lazım. <laughs> birer versek ki efendim en azı. Hayır Efendimiz bizim işimizi kolaylaştırmış. Neydi okuduğunuz ayette Allah sizin için kolaylık diler, güçlük dilemez. Elhamdülillah, Subhanallah, Allahu Ekber birer sadakadır. La ilahe illallah demek birer sadakadır. Ey kardeşim Namazı kılsan çok iyi olur diye bir iyiliği tavsiye etmek. Kardeşim bu alkol sana zarar veriyor. Hem kesene hem çoluğuna, çocuğuna. Buradan tevbe et, at bunu, terk et. Şu paketi bir yırt. Şu Ramazan münasebetiyle olsun. Buna bir tevbe et demek sadakadır. Kaldı ki bunu bir de 11 ayın sultanı içinde yapmak daha ha. da faziletlidir. Yani ibadetlerin zirveye ulaştığı bir noktada. Allah razı Tevbe edenin tevbesi de faziletlenir. Ona o tevbeyi tavsiye edenin sevabı da faziletlenir. İkisi de değer kazanır. Efendim ne oldu biz dedik ki adama bütün mamulünü içme dedik. Bir para vermedik. Bir... Ama bu sadakadır. Hmm. Kötülükten men ettik. Sadakayı fıtrın hazırladın mı verdin mi? Zekatından bir ektiğin var mı dedim. O da aa ya iyi ki söyledin vereyim dedi. Ben ona bir şey vermedim ama sadaka vermiş oldum. Çünkü ona iyilik, ona sevap kazanmanın yolunu göstermiş oldum. Hatta hatırlarsanız Efendimiz zalim ve mazlum kardeşinize yardım edin buyurmuştu. Sahabe-i kiram da zalime niye yardım edelim ya Resulallah? Nasıl yardım edeceğiz zalime deyince elindeki silahı alırsanız ona yardım etmiş olursunuz. Elindeki silahı almak da bir sadaka verme şeklidir çalışmak, çabalamak gerektiği gibi ibadet ve iyilik edebilmek sağlık ve afiyet için içinde olmaya bağlıdır. Niye her uzvunuz için bir sadaka diyor Cenab-ı Allah? Benim parmaklarım çalışması benim rahatımı temin ediyor. şu parmak bir bükülmese var ya beni rahatsız eder. Bir de eklemlere ağrı girse beni huzursuz eder evvela sağlıklı olacağım ki hem dünyama çalışabileyim hem ahiretime çalışabileyim. Peki Cenab-ı Allah bana 360 tane organ vermiş de her biri çalışıyorsa hem de bana sormadan çalışıyorsa ben bunların karşılığında bir şey yapmam gerekmez mi kardeşim? Gerekir o da sadaka vermek, Allah'ın lütfuna şükretmek ve eklem sayısınca insanlara bir fayda ulaştırmakla mümkündür. Dedik ki sadaka mal ile yapılan ibadet olmakla beraber Allah'a sağlık şükründe bulunacak kimsenin her gün vücudundaki 360 eklem ve oynak kemik sayısınca sadaka vermesi gerekmekle beraber Allahu Teala her zaman yaptığı gibi kullarına bu hususta da kolaylık göstermiş. Zikir maksadıyla söylenen kelimelerden her birini sadaka saymıştır. Bak buradaki zikir maksadıyla notu önemli. Allah aşkına şunu şöyle yap, yap demek istiyor. Hı hı. Allah aşkına yaptığını ya diyor filan. Sözün gelişi burada zikir maksadı yok hmm. efendim. Yani söylemsel bir ifade. Ha, bir bir lafın arasında geçiyor. Evet. Ha bu bu zikir değil. Bu sadaka sayılmaz. Yani Allah'ı düşünerek o ha? kelimeyi söylememiz zikir lazım. Zikir manasına gelsin. Rabbimiz hatırımıza gelsin. Onun nimetini düşünmüş olarak yaparsak. O sadaka olur. Zikir niyetiyle. Bu zikir ifadelerinden olan Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu ekber kelimeleri ayrı ayrı birer sadakadır. Sadaka zikir kelimelerinden de ibaret değildir. Biraz evvel dedik ya insanlığa doğruluğu tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak da bir başka sadakadır. Belki ileride gelecek gelmezse söyleyeyim. Adresli arayana adres göstermek. Bana yardımcı ol. Herhangi bir ihtiyacı var da ben bunu nereden bulabilirim diyor. Değil mi efendim? Geliyor. Diyor ki hı hı. hatta dükkana soruyor. Efendim sizde bu kalem var ama bana kurşun kalem. O kadar kardeşim şu dükkandan al. diyorsa bir başka yere gösteriyorsa bu da sadakadır. Hulasa şu ki sadakada senden meydana gelip senin gayrındakilere faydalı olan her şey sadakadır. Senden meydana gelip senin gayrındakilere olan fayda temin eden her şey. Bir de Allah'ı zikir, ona şükür manasına gelen her bir kelime de sadakadır. Söz sen. 136 Noğlu hadis-i şerifimiz. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Daha demin sizin ifade <laughs> ettiğiniz gibi her meşru ve güzel iş sadakadır. Daha ne desin? Hani şeydi kimin de Allah rahmet eylesin ee, şiir daha Kur'an ne desin diye bir şiirimiz var. Dostlar izleyiciler yazarsa gelir uzunca bir şiir. Şiir Numan, Cengiz Numan oğlum hmm. ha, onun Allah rahmet eylesin vefat etti. Amin. Daha Kur'an ne desin? Daha peygamber ne desin? Her meşru iş sadakadır. O zaman günlük kendi çocuk çocuğumuzun geçimi için çalışmamız da sadaka. Öğretmenin okula gitmesi sadaka. İşçinin fabrikaya gitmesi sadaka. Memurun mesaiye gitmesi sadaka. Şartımız ne? Bu çalışmalar içinde gayrimeşru bir davranış olmayacak. Rüşvet olmayacak, hile olmayacak, yalan olmayacak insanlara zararlı bir işlem yapılmayacak. Yani çoluk çocuğun geçimi için gidilen iş sadakadır dediysek niye meşruluk şartını koşuyoruz? E biz bir birahane açtık ne yapalım çoluğun çocuğun rızkını kazanıyoruz diye yaptığımız günahı sanki sevaba dönüştüreceğimizi de zannetmeyelim. İşin kendisi meşru olacak, niyet sahih olacak, halis olacak, o zaman evet her meşru iş sadakadır. İyilik niyetinden uzak işlerin fiili sonucu ne olursa olsun sevap açısından herhangi bir kıymeti yoktur. Bak bu cümle de önemli. İyilik niyetinden uzak. Hı hı. En hemen aklıma gelen şey kötü komşu insanı hacet sahibi yapar derler değil mi efendim? Doğru. Adama gitmişsiniz efendim bir tornavida istemişsiniz. Yok demiş. Sen de biliyorsun ki var. Ona bir komşu bir tornavida bile vermedi. Gideyim tornavida alayım demişim. Ne yaptı? Bu komşunun bu davranışı aslında sana bir tornavida kazandırdı ama kazandırma niyetiyle yapmadı ki bunu. İyilik niyetiyle yapmadı. Kendi cimriliğinden dolayı bunu yaptı. Öyleyse <laughs> o daha sonra gelip de sana övünemez ki ben senin Sonra almana sebep oldum. İşi biraz daha büyütürsek daha iyi anlaşılacak. Ya hasta var, e, sizde de şu anda arabayı kullanacak kimse yok. Bizim çocuğun ehliyeti var. Müsaade ederseniz şu arabayla hastamızı... Yok arkadaş ben kimseye kontrol anahtarımı vermem dedi. Sen de kızdın 2-3 ay sonra bir araba aldın. Ne sen ona teşekkür edersin ne de onun övünme hakkı var. Ben sana araba kazandırdım diye. Demek ki bir şeyin sadaka olabilmesi için evvela temelinde iyi niyetin olması lazım. Hı -hı. İyi niyetli değil ama bana faydası olmuş. Olabilir. Olabilir. Ondan sevap meydana gelmez. İnne mel amalu bin niyat, inne amalu bin niyat, inne amalu bin niyat. Buyurun efendim. Şimdi e, bir başka hadis-i şerifimiz yine sadakanın farklı bir boyutunu ifade ediyor. 137 hmm. hadis-i şerif. Cabir Abdul Abdullah'tan yine rivayet ediliyor radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen şey onun için sadakadır. Aminna. Çalınan şey de sadakadır. Allah Allah. Eksiltilen de onun için sadakadır. Müslümin bir başka rivayetinde şöyle buyrulur. Müslüman kişi bir ki Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse bu yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur. Ya. Şimdi muhterem efendim, işte din budur. Her yönüyle hayatı kuşatan din bu. Ama unutmadan şunu söyleyeyim. Çalınan şey sadakadır dedi ya Efendimiz. Evet. Öyleyse ben gideyim falanın elmasından çalayım çünkü ona sadaka sevabı gelecek. Denilmez. Çalan için hırsızlıktır. Cezadır, çalınan için sadakadır. Hmm. Burada neyi teşvik ediyor? Efendim, valla ben bağın duvarında kenarına meyve ağaçları dikeceğim ama gelen giden yiyor kardeşim. Bize bir şey kalmıyor ki deme, dik. Başkasının yediği de senin için sadakadır. Hayvanın yemesini bir zikretmiş efendimiz, kuşun yemesini bir zikretmiş kuş ağacın üstündekini de yer, hayvan altına döküleni yer diğer hayvanlar. Bu farka bile bana göre acizane şahsi kanaatim bunun bir dini ilmi bir şeyi yok. Üstünden yenen de senin için sadakadır, altına dökülen de senin için sadakadır. Bilhassa böyle mahalle arasında, bağ bahçe arasında çocukların ağacın altına dökülenlerden yemeleri gayet makuldür. Ve örfe de uygundur. Ama ağacın üstündekine müdahale etmeleri doğru değildir. Bir hadis-i şerifte bendeniz buna rastladım. Şimdi burada hem bu gibi işleri yapmaya teşvikler hem de yeşilin önemi anlatılıyor. Yeşil ve ağacın dinimizdeki önemini en güzel şekilde belirleyen hadis-i şerifler aynı zamanda hayır ve iyilik yollarının yeşille olan alakasını da bize göstermektedir. Hı hı. Şimdi yeşil o kadar önem kazandı ki, Abdülhamit Bey, küresel ısınma denen büyük bir felaket geliyor. İşin ehemmiyetini, tehlikenin büyüklüğünü gerçekten kavrayabilsek, bakın hiç mübalağa etmiyorum ama birçok izleyicimize mübalağa gelecek, şu ceketimizi satar, bir tane daha ağaç dikeriz. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bilsek, olayı tam kavrasak, şu ceketimizi satar bir tane daha ağaç alır dikeriz. Bu kadar önemli bir tehlike geliyor. Ya hadi dikmedik hiç olmazsa kesmeyelim. Hadi yeşertmedik hiç olmazsa kurutmayalım. Hadi yeni bir su kaynağı bulamadık bari mevcut kaynakları iktisatlı kullanalım, israf etmeyelim. Bütün bunları gözden geçirmek hele bu Ramazanlarda daha dikkatli olmamız gerektiğini beyinlere yerleştirmek sizin, bizim ve bütün görevlilerin vazifesidir. Söz konusu sadaka niteliğinin kıyamete kadar devam edeceği, üçüncü rivayette de bu durumun sadece ağaç veya ekilen ekinden insanın, kurdun, kuşun yediği, çoluk çocuğun al çaldığı, yine insanların kesip kırıp eksilttikleri olumlu olumsuz her şeyin kıyamete kadar sadaka olacağını belirtmesi teşviklerin en büyüğüdür. Burada çoluğun çocuğun e, çaldığı diye şerhde niye böyle yapılmış? Hani çocuk yaptığından mesul değil ya. Büyükler çalmasın demektir. Hmm. Evet. Kıyamete kadar sözünden maksadın ağaç ekinden yararlandığı sürece demektir. Ha bak bu da yani güzel. Kurumadığı sürece mi? Ha diyeceğim? efendim. Ben bir ağaç diktim, ben de vefat ettim. Üç sene daha ağaç yaşadı, ondan sonra kurudu kıyamete kadar da bana sevap gelecek demek değildir. Kıyamete tabir caizse o ağacın kıyametine kadar, hmm. o yeşilliğin bitmesine kadar, o bostanın verimine devam etmesine kadar e, sevapta devam eder. Ha şurada bir şey daha bak önemli. O ağacın meyveleri çekirdeklerinden yeni ağaçlar dikilse. Onlar da büyüse, onlar da meyve vermeye başlasa o adama yine sevap yazılıyor. Yani o diktiğimizden üretilen şeyler insanlara fayda vermeye devam ederse sanki biz dikmişiz gibi yine sevap devam ediyor. Allah'ın hazinesi geniş. Veriyor. Ağaç dikmeye ve yeşile bunca teşvikten sonra Müslümanların oturduğu köy, kasaba, şehir ve ülkelerin ağaçtan ve yeşilden yoksun ve Onlardan yeterince nasibini almamasını açıklama mümkün değildir. Hoş görmek imkansızdır. Maalesef bizlerin bulunduğu yerler daha kırsal, daha efendim yeşilden uzak. Şimdi Avrupa'ya gidince işte her taraf yeşil, her taraf yeşil demeye kalkıyoruz. Türkiye'mizde de yeşile en çok mezardakiler sahip çıkmış Mezarlıklara bakın hepsi yeşildir. Oraya iyi ki dokunamamışlar. Beton girmemiş, müteahhit girmemiş, inşaat girmemiş. Oraya yeşil kalmış. Ya halbuki yaşayanlarımızın da yeşili muhafaza etmesi gerekirdi. Kentsel dön dönüşüm vazgeçilmez bir görevdir ama kentsel dönüşüm yapacağız diye dört tane ağacı da söküp atmak doğru değil. O evlerin arasındaki dörder, sekizler, onar ağaç mahalleye nefes aldıracaktır, bölgeye yeşillik verecektir, yeşile kıymayalım dedikten sonra çevrenin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, çiçeklendirilmesi, temizliği herkesten çok Müslümanlara yakışır. Çevrenin aslan yatağından belli olur demiş atalarımız. Burası nasıl bir mahalle, burada oturanların karakterini ortaya çıkarıyor. Bu böyleyken bir de dikilmiş ağaçları, ekilmiş ekinleri vahşice kesmek, çiğnemek, hayvanı sokup orayı tahrip etmek, <laughs> söküp atıp kırmak, koparmak ve hemen aklıma geleni söyleyeyim. Lüzumsuz yerde kağıt kullanmak. Şimdi bak ben ona sevindim. Bu bankamatikleri hepimiz kullanıyoruz. <laughs> Diyor ki belge mi istiyor musun istemiyor musun? İstemiyorum yerine bas kardeşim. Orada diyor ki senin o basmandan herkes bastığı zaman şu kadar ağaç kurtuluyor. Her bir kağıt israfı ağaçların yok edilmesine sebep. Çünkü bunun ana maddesi ağaç. Yani, yani dikip çoğaltamıyorsak kırıp azaltmayalım. Yani şöyle bir durum var hocam. Şimdi hadis-i şerifler diyoruz, İslami kurallar diyoruz, şer'i hükümler diyoruz ama e, konumuzda sadaka, yani sadaka sadece mal ile iki, e, fakir fukaraya para verip İşten kurtulmak değil, çevreye e, sahip çıkmak, doğaya sahip çıkmak, ağacı yeşili sevmek ve sevdirmek, bunu teşvik etmek. Bundan İki kök domates yetiştirsen sadaka vermiş olursun. Domatesi de sen ye, başkasına <laughs> da verme, yine sadaka vermiş olursun. Ben çok üzülüyorum. 16 milyonu aşan emeklimiz var. İkişer kilo domates üretseler 32 milyon kilo domates üretmiş olurlar. İkişer yumurta üretseler 32 milyon yumurta üretmiş olurlar. Ticari yönünüzü konuşuyorsunuz şu anda hocam. E abi iki kere iki dört <laughs> rakamlar belli. Efendim denilecek ki o, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de 8. katta oturan domatesi nereden yetiştirecek, tavuğu nereden bulacak, yumurtayı yine... Ya müsait olanlar iki taneyle mi yetinecek? Köyde, kasabada oturanlar illa kahveye gidip oturma yerine şu evin etrafını yeşillendireyim, domates, biber bir şey yapayım, şuraya da bir kümes yapayım, iki tane tavuk, beş tane, iki tane horoz koyayım dese sene boyunca ürettikleri yumurtaların sayısı, domatesin, biberin sayısı o kadar çok olacak ki apartman köşelerinde katlarda oturan emekli kardeşlerinin de hesaplarını kapatmış olacaklar. Bir, iki, o sekizinci katta oturan emekli de e ben ne yapayım evimin etrafında bahçe de yok bir şey de üretemem demesin. Derneğe gitsin, vakfa gitsin, cami cemaatine, cami derneğine gitsin. Kardeşim ben emekliyim, boşum. Bana bir vazife verin. Ben insanlar için gayret etmek istiyorum desin. Üretime, hayra, hasenata katkıda bulunsunlar. Emeklilik dedim. Emeklilik demek yan gelip yatmak demek değildir. Nefsimden bahsetmeyi hiç istememe rağmen e, Mehmet Emin Maşalı Müstefendimiz vardı bundan evvel. Bendenizi bir toplantıda tanıtırken dedi ki emeklilikte de yaşa takılmayan hocamız dedi. Emeklilik, Müslüman da emeklilik belli bir yaştan sonra elde edilen bir şey değil. Hatta yetiyekel yakin. Ölüm gelinceye kadar, gücümüz yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalışmamız lazım. Sözü uzattımsa özür diliyorum. Estağfurullah. Vaktimiz Şimdi, nasıl? E, bir hadis-i şerif rivayet edelim hocam. Vaktimiz daralıyor. Hı. 143 no'lu hadis-i şerif. Hı. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka vermek her Müslümanın görevidir hı hı. buyurdu. Sadaka verecek bir şey bulamazsa dediler. Hı hı. Ashab soruyor. Amelilik yapar, hem evet. kendisine faydalı olur hem de tasadduk eder buyurdu. Ne evet, kadar evet, güzel. Buna gücü yetmez veya iş bulamazsa diye sordular. Darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu. Buna da gücü yetmezse iyilik yapmayı tavsiye eder. Buna da gücü yetmezse diye sordular. Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır. Bırak başkasını kötülükten men etme. Kendisi evet. kendini frenlese. Şimdi bu bu hadis-i şerifi içinde ha. bulunduğumuz aydan ötürü başka bir hadisle e, birleştirmek istiyorum. Buyur. Tirmizi'yi de Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Hangi sadaka daha faziletlidir diye. Hı. Ramazan ayında verilen sadakadır buyurmuş. Hı. Sadakayı da böyle çeşitlendirelim. Verebiliyorsa bizzat yardım. Yiyecek, gıda, paket vesaire. Yoksa kendi çalışması bile sadaka hem kendisi istifade eder hem de ondan başkaları da başkaları istifade eder deyince Abdülhamit Bey biz iki koyun aldık da besledik sütünü sattım ben parayı cebime koydum. Olsun süt sattığım insan sütü içmedi mi? Yoğurt yaptım sattım cebime koydum çay aldım evime getirdim. O yoğurdu yiyen insan faydalanmadı mı? Yani parayla versek bile insanlara bir katkımız olmuş oluyor. Üretime bir katkımız olmuş oluyor. Efendim diyor ki ona da gücü yetmezse. Yani amelilik'ten kastımız yanlış anlaşılmasın günlük işler. Yani uzun vadeli e, belki işe sahip olmayabilir. Evet. Gündelik işlerde çalışır ve onun da kazancını tasadduk eder. Efendim bir kısmını. niye kahvedesin, niye çalışmıyorsun? Kadroya giremedim. Kadroya giremedikse günlük iş yap. Üç gün, beş gün, sekiz gün. Ben çok üzülüyorum yazın memlekete gidiyoruz. Kelimenin anlamıyla da amelelik işler var. Kahve ağzına kadar dolu. Kardeşim çalışmak isteyen kimse yok mu ya? Şurada şöyle yok ya biz ona mı gideceğiz? Biz ona mı kaldık filan diye. Hem onu beğenmiyor, verilecek 500-800 liralık e, ma, e, yemeği beğenmiyor. Çayın parasını da veresiye yazdırıp gidiyor kahveciye. Hele yaz da sonra öderiz. bu, bu kafanın değişmesi lazım. Amelelik iş, günlük iş yap, şey yap. Yok, bunu da yapamıyorum. Darda kalana yardım et. Ne? Ya ben zaten fakirin bir işim de yok. Olsun. Hacı ninenin bahçesini sula. Hacı Mehmet Efendi yük getirecek, getiremiyor, gücü yetmiyor. Yaşlı adam, yükünü al getir. Pazardan almış alacaklarını evine götürmekte güçlük çekiyor. Komşu müsaade edersen ben yardım edeyim de. Al elini. Zaman zaman hakikaten vapurda, otobüste yani insanların da parça bir, biraz fazla olursa taşımakta güçlük çektiğini görürsünüz. Ne olur? Bizzat dalın, yardım etmeye çalışın, ona da bırakmayın. Yani onu, o sana zahmet olmasın diye yok yok zahmet etme filan der. Onu o al. Sen başkasının yükünü al da her yükünü de herkese teslim etme, alıp götürebilir, sana zarar da verebilir maalesef. Taksi olaylarını biliyoruz, yolda gideni almanın zararları bile çıkıyor zamanımızda. Ama hakikaten şöyle baktığın zaman yaşlı, yürümekte güçlük çekiyor. Arabanı alırsam büyük bir sadaka vermiş olursun. Burada sonu çok orijinal. Başkasına şunu yap, yapamıyor. Bunu yap, yapamıyor. iyiliği tavsiye et, yap, yapamıyor. Bir şey bilemem, bilemem. Hiç olmazsa kendini kötülükten alıkoy, frenle. Bu da bir sadakadır buyurulmuş. Şimdi bunun ha. akabinde de en üstün sadaka olarak da Ramazan ayında verilen sadakadan ha. bahsediyoruz. Ee, biraz evvel ne dedik? Bazı topraklar bile yüz, bire yedi yüz, bire bin verir. Ramazan ayı sevapların çok aldığı aydır, bereketli aydır. Ama ben inşallah gün gelir de zekat konusunu işlersek Abdülhamit Bey, Ramazan'dan 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay evvel kendisine zekat farz olup, zekat günü gelen, seneyi devriyesi gelen kişinin zekatını bekledip de Ramazan'da vermesini doğru bulmuyorum. O diyor ki ben daha çok sevap kazanayım diye Ramazan'da Hı -hı. vereyim. Ama fakirin ihtiyacı var. O fakir beş ay, altı ay, yedi ay seni beklemek durumunda değil. Evin kirası devam ediyor, çocukların masrafı devam ediyor, mutfak masrafı devam ediyor. Herkes kendi zekat gününde yani zengin olduğun tarihin yıl dönümünde zekatını verirse daha sevap, daha çok sevap işlemiş olur. Bak Ramazan'da nafile sadakaları artıralım. Bir, sadakayı fıtır var. İki. Yani sadece belirlenen tutarla kalmayalım. Ha, Onun tutar, üzerine çıkalım. 130 verilmişti. 130 dedi Diyanet'in asgarisi demektir. En azı demektir. Sadakayı fıtırda bizim asli ölçümüz ne olacak? Bizim evde kaç kişi var? Beş kişi. Bir aylık yemek mutfak masrafımız ne kadar? Şu kadar. Günlük ne diyor? Şunu tutuyor. Beşe böldüğümüz zaman kişi başına bunu tutuyor. Eğer 250 rakamı çıktıysa ben 250'den vereceğim. 350 rakamı çıkmışsa 350'den vereceğim. Hani kardeşlerinize yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin şeklinde bir ölçü var biliyorsunuz. Bunun için o sadakayı fıtırda olsun, fidyede olsun. Tutulamayan oruçların karşılığı verilirken illa da en azıyla yetineceksiniz diye bir kural yok miktarı artırabilir. Son üç dakikamız hocam. Son üç. İşçilik yapamayan veya işi bulamayanlar için de darda kalmış, bunalmış, güçlü, zavallı, yaşlı, mağdur, mazlumları durumuna yardım etmek demiştik. Ee, hemen arz edeyim. Ee, efendimiz'e biri geldi. ihtiyaç sahibi olduğunu söyledi. Sadaka istedi. Efendimiz buyurdu ki, hiç mi bir şeyin yok? Bir yatağın var dedi. Bu yatağı sat bir ip al, o iple dağa git, odun topla, sırtında getir, sat. Böylece hem kendin geçimini temin edersin, o yatağını da tekrar alırsın dedi. Evvela kişinin kendi imkanlarıyla dönmeye çalışması da bir sadakadır. Allah'a şükrün bir yoludur. Fiilen iyilik yapmak, sadaka verme imkanı bulamayanlar için dinin meşru ve güzel gördüğü şeyleri tavsiye etmek ve bunu da yapamayan için hiç olmazsa kimseye kötülük yapmamak yine sadaka olarak gösterilmiş. Efendim, falanca insan iyi insandır. Niye? Kimseye kötülüğü yok diyor, diyoruz, değil mi? Evet. Hayır, bir de iyilik yapması lazım. Kimseye kötülüğü olmamak da bir sadakaymış. Bunu kabul ediyoruz. Ama durağan bir sadaka. Nötr bir sadaka. Asıl bize artı sadaka lazım. O da başkalarına faydalı olmasıdır. Çünkü hayrun nas men yanfaun nas. Son cümlelerinizi alalım. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olan olandır. Kim başkasına iyilik yaparsa neticede kendine iyilik yapmış olur. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Yaptığınız iyilikler sizin lehinizedir. Yanlışlarınız da aleyhinizedir. Ramazan-ı Şerifi ve Ramazan'ın bereketini en iyi şekilde değerlendiren kullardan olmamızı Cenab-ı Allah nasip eylesin. İki dünyada umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Sağlık ve afiyetle daha nice Ramazanlara, Kadirlere, bayramlara ulaşmamızı nasip eylesin. Amin hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Kıymetli seyircilerimiz, insanların en cömerti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri eşliğinde Ramazan ayında cömert olmayı, sadakayı, sadakanın çeşitliliğini Allah yolunda yapılan her işin sadaka olduğunu konuştuk, detaylandırdık. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.